İyi günler çocuklarım. İkinci sınıflar Türkçe dersindeyiz. Yedinci temanın Uçak isimli şiirindeyiz. Sınıfa getirdiğiniz ulaşım araçlarına ait görselleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız diyor. Ve onlardan da diyor sınıf panosuna asabilirsiniz diyor. Vurgu ve tonlamaya dikkat ederek şiirimizi okuyacağız. Şiir okurken vurgu ve tonlamaya dikkat edilir. Çok hızlı okunmaz, çok yavaş da okunmaz. Ve söylediğimiz kelimelerin anlamlarına dikkat ederiz. Uçak, kanatlarını germiş, ne heybetli şu uçak. Biraz sonra göklerde süzülerek uçacak. Sanki çelik bir arı, vızıltısı pek yaman. Aşacak bulutları, savuracak, savurarak gaz duman. Uçsa ona dar gelir. Uçsa ona dar gelir, şu sonsuz mavi gökler, yurdumu havalarda bu nöbetçiler bekler. İsmail Hakkı Talas'ın şiirlerinden alınmış. Resimde gördüğünüz gibi bir eski bir uçağa konulmuş buraya. Hemen biz metnimizi, şiirimizi inceleyelim. Onunla ilgili çalışmalarımızı yapalım. İlk olarak birinci etkinliğimiz var. Birinci etkinliğimizde bildiğiniz gibi kelimeler var. Kelimelerin anlamlarını vermiş bize. Kelimeyi istemiş. Kanatları sayesinde havada durarak yükselip ilerleyebilen motorlu hava taşıdı diyor. Uçak dedik. Kanat, uçağın kuşların uçmasını sağlayan organına benzeyen ve havada durmasını sağlayan bölüm, kanat. Görünüşü korku ve saygı uyandıran, yani şiire göre bu uçaktan bahsediyor. Çelik, çok yüksek ve esnek duruma getirilebilen, uçakların yapımında kullanılan madde, sert bir madde, demirden elde ediliyor. Nöbetçi, nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan kimse anlamında kullanılmış. Videoyu durdurup bunları yazabilirsiniz. Şiirle ilgili sorular var burada. Sorular da ikinci etkinlikte geçiyor. Bir, uçak göklerde nasıl uçacakmış? Süzülerek uçacakmış. Şiire göre cevaplıyoruz bunları. Bunlara dikkat ediyoruz. İki, şair uçağı neye benzetmiş? Arıya benzetmiş. Uçak bulutları aşarken ne savuracakmış? Gaz ve duman savuracakmış. Uçtuğunda uçağa neresi dar gelirmiş? Sonsuz mavi gökler dar gelirmiş. Sonra şiire göre yurdumuzu havalarda kim beklermiş? Nöbetçiler beklermiş. Yani nöbetçi askerlerimiz, işte pilotlarımız anlamında söylüyor ama şiirde nöbetçiler bekler şeklinde söylediği için direkt öyle yazdık. Evet, hemen üçüncü etkinliğimize geçiyoruz. Üçüncü etkinliğimizde de şiirin türüyle ilgili bilgiler verilmiş burada. Doğru olanlara gülen surat, olmayanlara da üzülen surat yaptık biz. Siz de aynı şekilde yapabilirsiniz. Şiirleri şairler yazar. Doğru. Onun için gülen surat. Şiirler dizelerden oluşur. Gülen surat doğrudur. Dizeler yan yana düz yazı olarak yazılır. Hayır, yanlış. Onun için üzülen surat yaptık. Dizeler büyük harfle başlar. Evet, şiirin her mısrasındaki, her dizesindeki ilk harfi büyük yazılır. Bütün şiirler dörtlüklerden oluşur. Hayır, ikiden oluşanlar da var, beyitler de var. Şiirlerin dört dizelik bölümlerine dörtlük denir. Evet, doğru. Dörtlük olursa dörtlük denir. Dört dizelik bölümlerine dörtlük denir. Bu şekilde yaptık. Dördüncü etkinlikte de görseldeki ulaşım araçlarının adlarını hecelerine ayırarak yazınız. En az ve en çok heceden oluşan ulaşım araçlarının adlarını söyleyiniz diyor. Şimdi buraya baktık biz. Helikopter, otobüs, uçak, tren, tekice, balon ve kayık. Ya da sandal artık bunun hangisini derseniz. Burada en fazla olan gördüğünüz gibi helikopter olacak. Onun için en çok hecesi olan 1, 2, 3, 4 tane 4 heceden oluşuyor. Hemen 5. etkinliğimize geçiyoruz. 5. etkinliğimiz aşağıdaki diyor kartı inceleyiniz. Bu kartta hangi bilgiler yazmanız gerektiğini söyleyiniz diyor. Biz bu kütüphane kartına göre, üye olma kartına göre doldurduk. Mesela okulun adını yazdık. Sonra isim, kendi ismimi yazdım. Sınıfını yazıyoruz. Numarasını, okul numaranızı yazıyorsunuz. Doğum yeriniz, doğum tarihiniz, işte üyelik tarihi, ne zaman üye olduysanız ve bir de fotoğraf yapıştırıyorsunuz. Bununla ilgili böyle bir kart doldurabilirsiniz. Okul kütüphanesinde uçaklarla ilgili bir kitap ödünç almak istesek böyle bir kart edinmemiz gerekir. Bu karta yazacağımız ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi bilgiler bizim bir kimlik bilgilerimizdir.
Evet, bunu böyle yazacağız ve böylelikle kitap alabiliriz. Diğer kütüphanelerden aynı şekilde üye olarak oradan alabiliriz kitapları. Alırız, 2 hafta içerisinde okur, tekrar iade ederiz. İstenen bilgileri yazarak yukarıdaki kartı doldurunuz diyor. Doldurduk. Kartı yazarken uyduğunuz yazım kurallarını belirtiniz diyor. Yazarken ne yaptık? Mesela burada noktalamalar koyduk. Önemli tarihler arasında cümle sonra doğum yeri belli bir şey olduğu için, özel isim olduğu için büyük harfle yazıldı. Özel isimler büyük harflerle yazıldı. Bunları ne yaptık? Belirtmiş olduk. Bir sonraki metne hazırlık kısmı var. Pusulanın ne olduğunu ve ne işe yaradığını araştırdığınız sınıfa bir pusula ve pusula görseli getiriniz diyor. Pusula veya onu görselini getiriniz diyor. Pusula yön belirtir. Genellikle kırmızı veya siyah ucu kuzeyi gösterir ve bizim yönleri bulmamızı kolaylaştırır diyorum. İyi günler diliyorum. Abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Videolar devam ediyor.